Johnny Depp'in zaferine Amber Heard itiraz edecek. 6 haftadır Virginia Fairfax'te görülen Amber Heard ve Johnny Depp iftira davasında jüri Depp'in lehine karar verirken Heard'ün temyize gitmeyi planladığı konuşuluyor. 11 Nisan'da başlayan Virginia'daki davada ünlü çiftin özel hayatı tüm detaylarıyla irdelendi. Amber Heard ve Johnny Depp iftira davasında sonunda jüri Depp lehine karar verdi. Ancak New York Times'ın haberine göre, Hurd'un sözcüsü Alafair Hall oyuncunun kararı itiraz etmeyi planladığını söyledi. Jüri üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar, Düzinelerce tanık ve uzmanın, Depin 15 aylık evlilikleri boyunca Hurd'e kötü davranıp davranmadığını tartıştığı 7 haftalık bir davayı sonlandırdı. Depin avukatları, jüriyi oyuncunun Hörd'e saldırmadığına ve Depin bir Washington Post makalesindeki aile içi taciz iddialarının Depi karaladığına ve bunun kötü niyetle yapıldığına ikna etti. Hurd karar sonrası hayal kırıklığını dile getirdi ve açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda daha da hayal kırıklığına uğradım." Bu bir gerileme. Zamanı, sesini yükselten, bunu yaptığı için alenen utandırılan ve küçük düşürülen bir zamana geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor. Ancak uzmanlar Hurd'ün temyize gidebileceğini belirtiyor. BBC'ye konuşan ABD'li avukat Liza Bulun konuyla ilgili şunları söylüyor, bunun bir son olmadığını vurgulamak istiyorum çünkü çoğu iftira davası gerçekten temyizde karara bağlanıyor. Bence bu tutarsız bir karar. Sanırım bu, temyize gidecek. Bir veya iki yıl içinde bu davada daha kesin bir cevap ve sonuca sahip olacağız. Olaylı dava Johnny Depp'in zaferiyle sonlanırken 23 gün boyunca neler yaşandı? Tüm dünya haftalardır Amber Heard ve Johnny Depp davasını adeta nefes almadan takip etti. Bir davadan çok dizi gibi bir sonraki duruşma ve tanıklar heyecanla beklendi. 23 gün süren davada da sık sık şoke edici, ilginç anlar yaşandı. İşte mahkemeye damga vuran o anlar. 2016'da 15 aylık evliliklerini 8 milyon dolarla sonlandıran Amber Heard ve Johnny Depp bir süredir birbirleriyle mahkeme önünde mücadele ediyordu. İkilinin, tüm dünyaya yansıyan davalarının sebebi ise Amber Heard'ün 2018'de kaleme aldığı ve Washington Post'ta yayınlanan yazıydı. Heard, bu yazıda isim vermese de Johnny Depp'i, kadın döven, ve kendini de şiddete maruz kalmış bir halk figürü olarak tanımladı. Tam da bu dönemde, Metu, hareketinin etkisiyle Heard, pek çok ünlü ismi ve hatta stüdyoyu arkasına almayı başardı. Johnny Depp, Hurd'ün yazısıyla beraber itibarını hızla kaybetmeye başladığı gibi aynı zamanda projelerden de çıkarılmaya başlandı. Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları serilerindeki rollerinden olurken kendine proje bulmakta da zorlandı. Depp, sonunda Hurd'e karşı bir hakaret davası açtı, Hurd de yeniden Depp'e karşı dava açtı ve sonunda ikili ayrılıklarından sonra yeniden mahkemede karşı karşıya gelmeye başladı. Fairfax, Virginia'da gerçekleşen ve 23 gün süren yasal hesaplaşmada birbirinden ilginç ifadeler, şoke eden iddialar, ünlü tanıklar davaya damga vurdu. Sosyal medyada memler yaratıldı, espriler yapıldı. İşte davaya damga vuran anlar. Her şey Amber Heard lehine başlamıştı. Heard ve avukatları, Johnny Depp'in şiddet gösterdiğini ispat etmek için Depp'in mutfak dolaplarını tekmelediği bir videoyu kanıt olarak gösterdiler videoda Depp'in dolapları tekmelediği ve bağırıp küfür ettiği duyuluyordu. 1. Johnny Depp'in şiddet içerikli videosu. Depp video hakkında şu ifadeleri verdi, açıkçası kötü zamanlar geçiriyordum. Neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama savunduğunuz kişi tarafından yasa dışı olarak kaydedilmesi, diğer fotoğraflar ve tep kayıtları ile oldukça uyumlu. Videoyu çekerken benden saklamaya çalıştı ve sonunda güldü. İşin en ilginç kısmı buydu. 2. Yatak görüntüsü tüm dünyanın diline dolandı. Davanın şüphesiz en dikkat çeken detaylarından biri çiftin yatağındaki dışkı görüntüsü. Bunun Amber Heard'e ait olduğu iddia edilirken, Heard tüm iddiaları reddedip köpeklerine ait olduğunu söyledi. Ancak tanıklardan depin şoförü Starling Jenkins Heard'ün kontrolden çıkan bir şakası olduğunu belirtti. Dava süresinde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu. 3. Heard'ün kan donduran iddiası. Hurd, haftalar süren davada zaman zaman gözyaşlarını tutamadı ve Depp ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Bunlardan biri de Depp'in kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı yönündeydi. Hurd, Depp'ten defalarca dayak yedikten sonra kırık bir şarap şişesiyle Depp'in kendisine cinsel şiddet gösterdiğini söyledi. Ancak Hurd, bu iddialarını doğrulayamadı. Evlilikleri boyunca her anı fotoğraflayan, sesleri kaydeden Hurd bu ana dair herhangi bir kanıt sunamayınca iddiaları şaibeli kaldı. Yaşanan olaydan sonra Dep ile katıldığı bir davetten fotoğraflar da gösterilince kısa sürede Dep'in avukatları tarafından köşeye sıkıştırıldı. 4. Hurd'ün avukatlarından hata üstüne hata. Bu süreçte tüm gözler sadece Amber Hurd ve Johnny Depp'te de, de değildi. İki isim kadar avukatları da göz önündeydi. Her hareketleri inceleniyordu. Hurd'ün avukatları bu incelemelerde en çok espri konusu olanlar oldu. Hörd'ün avukatı Adam Nadel Haft, bir sorgu sırasında kendi sorusuna itiraz ederek sosyal medyada alay konusu oldu. Ayrıca eski bir TMZ çalışanı Morgan Trimen'in, Depin fotoğraflarını basına sızdıran kaynak olarak Hörd'ü ima etmesi üzerine Hörd'ün avukatı Elaine Bredehoff, Trimen'in ünlü olmaya çalıştığını vurguladı. Bredehoff, yani bu size 15 dakikalık ün kazandırıyor mu, dedi. Trimen'in bu soruya yanıtı ise sosyal medyada dep taraftarlarını oldukça mutlu etti, bundan kazanacak hiçbir şeyim yok. Aslında kendimi daha çok TMZ'nin hedefine koyuyorum. Bu durumda bayan Hörd'ü temsil etmeyi seçerken sizin de aynı şeyi yapmış olduğunuzu söyleyebiliriz. Johnny Depp'in hukuk ekibi hayranların da kalbini kazandı. Hörd'ün hukuk ekibi hata üstüne hata yaparken, çapraz sorgularda yetersiz kalırken Depp'in avukat ekibi ise davanın adeta parlayan yıldızları oldu. 5. Yeni bir aşk mı doğuyor? En çok öne çıkan isimler arasında Kamil Vazquez yer aldı. Başarılı avukatın adı Dep ile bile anıldı. İkilinin dava sürecinde yakınlaşmış olduğuna dair dedikodular ve hayranların temennileri sosyal medyada sık sık gündeme geldi. 6. Şekerlemeler bile konu oldu. Dep'in hukuk ekibinin Dep ile birlikte uyumu ise gözlerden kaçmadı. Hördün ifadelerinde ve avukatlarının konuşmalarında Depin uyuşturucu ve alkol bağımlılığına değinilirken, bunun en önemli ibaresi olarak da Depin duruşmalarda bile sürekli şekerleme yemesi gösterildi. Bunun üzerine hem Vasquez'in hem de Benchev'in şekerlemelerden yemesi ve itiraz edilmesi sosyal medyada da dikkat çekti. Duruşmalarda Depin yanında oturan Benchev'in bir duruşma sırasında da Depin şekerlemelerinden alması hayranların esprili videolarıyla karşılandı. 7. Amber Heard'ün arkadaşları Johnny Depp'in evinde kira ödemeden yaşıyor. Davada eski çiftin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya çıktı. Özel hayatları en ince ayrıntısına kadar irdelendi. Sadece birbirleriyle ilişkileri değil, aynı zamanda yakın çevreleriyle ilişkileri de mercek altına alındı. Heard lehine konuşan ve tanık kürsüsünde yer alan Amber Heard'ün arkadaşları ve kız kardeşi, Heard'ün Depp'ten şiddet gördüğünü iddia ettiler tanıklar, olayı görmediklerini sadece Hörden duyduklarını ifade ederken hepsinin herhangi bir kira ödemeden Johnny Depp'e ait evlerde kalıyor olması ise dikkat çekti. 8. Sürpriz tanık. Haftalarca süren ve 23 günde tamamlanan davanın en sürpriz tanığı ise hiç şüphesiz Kate Moss oldu. Heard, bir ifadesinde Depp'in daha önce eski kız arkadaşı Kate Moss'u da merdivenlerden iterek şiddet gösterdiğini belirtince Depp'in hukuk ekibi Moss'u tanık olarak çağırdı. Moss, davaya Londra'dan video konferans aracılığıyla katıldı ve Hurd'un ifadesini tamamen reddetti. Johnny Depp'in kendisine hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını belirtti. Ve Johnny Depp'in zaferi. 11 Nisan'da başlayan, 6 hafta süren davada Depp 38, Hurd ise 24 tanık çağırdı. 7 kişilik jüri heyetinin kararı bir gün ertelemeyle dün açıklandı. Karar duruşmasında Amber Heard hazır beklerken, Johnny Depp katılım göstermedi. Jüri 50 milyon dolar tazminat talep eden Depp'i haklı bulurken, 100 milyon dolarlık karşı dava açan Amber Heard'ı ise haksız buldu. Duruşmada daha önce yalan söylediği ve hayır kurumlarına yapacağı bağışı ödemediğini itiraf eden Heard'ı finans, kariyer ve sosyal anlamda zor günler bekliyor gibi görünüyor. İtibarı, bu davadan önce yerle bir olan Johnny Depp'in ise kendisine sırt çeviren ve Hollywood'u domine eden Warner Bros., Disney gibi stüdyolarla ilişkisini nasıl ilerleteceği merak konusu.